Zıtlık bağlaçlarına bakalım arkadaşlar. Although, though, even though. Rağmen anlamına gelen zıtlık bağlaçlarıdır. Bu bağlaçlarla alakalı bilmemiz gereken şey devamında tam cümle aldıklarıdır. Subject, verb, object cümlesi. Örnek üzerinden inceleyelim. Although the traffic was bad. Trafik kötü olmasına rağmen. We arrived on time. Zamanında vardık. Gördüğünüz gibi the traffic was bad. Subject, verb, object cümlesi devamında geliyor. Despite ve in spite of da zıtlık bağlacı yine although, though, even though gibi rağmen anlamına geliyor bu bağlaçlarda. Fakat farklı devamında tam cümle almıyorlar. İsim, zamir, tamlama ya da gerund yani verb ing alıyorlar. Aynı örneği in spite of'la yapalım. In spite of the bad traffic, kötü trafiğe rağmen. We arrived on time, zamanında vardık. The bad traffic, kötü trafik arkadaşlar, tamlama burada in spite of'tan sonra kullanılmış. Fakat dikkat etmemiz gereken şey in spite of the fact that ve despite the fact that bağlaçlarından sonra tam cümle kullanılabiliyor. Örnek üzerinden görelim. I couldn't get the job. İşi alamadım. In spite of the fact that I had the necessary qualifications. Gerekli becerilere sahip olmama rağmen işi alamadım. Ya da despite the fact that I couldn't get the job despite the fact that I had the necessary qualifications. Yine aynı şekilde çevirebiliriz. Gerekli becerilere sahip olmama rağmen işi alamadım diye Türkçe'ye çevirebiliriz bunu da.